Herkese merhaba. Hidradenitis suppurativa ya da halk arasında köpek memesi diye bildiğimiz hastalıklarda özellikle kalça kısımlarına, kaslıklarda ve koltuk altlarına çıbanlar çıkıyor. Bu çıbanların en doğal yöntemiyle lapa yaparak bunları deşmek için en etkili bitkilerden bir tanesi de sinir yaprağı. Biz bugün sinir yaprağını bulmaya geldik ve aşağı yukarı 200-300 grama yakın yaş bitkiyi topladık. Birazdan bu bitkiden lapayı yapacağız. En hızlı, en etkili ve doğal olarak içerisine herhangi bir medikal bir şey koymadan bunu rahatlıkla çıbanın dışarı akmasını sağlayacak bir lapayı haline getireceğiz. Bu bitkiyi aşağı yukarı 200-300 gram bitki toplayıp lapayı beraber hazırlamak için götüreceğiz eve. Bunu mikserden geçirdikten sonra son halini beraber göreceğiz. Bunun sadece toprak üstü kısımları geçerli. Köklerinde özellikle lapa yapacağımız için kökleri bize gerekmiyor. Farklı hastalıklarda köklerini de kaynatıp içilebilir. Ama en çok tıbbi olarak kullanılan kısım toprak üstü kısımlar, yani yaprakları. Biz şu anda Şubat ayındayız. Normal şartlarda Mart ve Nisan aylarına doğru bitki daha da geniş yapraklara dönüşüyor. Bakın, geniş yapraklı. Bu büyüdüğünde ortalama bir 4 parmak genişliğini rahatlıkla alabilen bir bitki. Özellikle Şubat ayında olmamıza rağmen bitki çok güzel büyümeye başlamış. Bizim topladığımız geniş yapraklı olan sinir yaprağı. Bu bitkiyi özellikle bağırsak içerisinde bulunan kandida mantarları ve dışarıda oluşan bir takım apseler olsun, çıbanlar olsun, bunların deşmesi konusunda oldukça etkili ve zararsız bir bitki. Arkadaşlar, bunun iki çeşidi var. Latincesi palantango diye geçiyor. Halk arasında bağ otu, sinir yaprağı olarak algılanan bir bitki. Şimdi bu bitkiyi biz birazdan lapa haline getireceğiz. Sinir yaprağının yaş kısmından faydalanırsanız birçok hastalıkta daha da etkisini görürsünüz. Çünkü bitki kuruduğunda bir takım bitki öz sularını kaybettiğinden dolayı ne yazık ki etkisi de azalabiliyor. Bitkiyi lapa haline getirirken kesinlikle medikal hiçbir ürün kullanmıyoruz. Sadece bitkiyi yıkadıktan sonra belli bir süre dinlendirmeye alacağız ve daha sonra bir miktar zeytinyağı ve mikser yardımıyla lapa haline getireceğiz. Bunu ister kanlı olsun, isterse iltihaplı olsun, bütün çıbanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çıbanın büyüklüğüne göre 2 ya da 3 gün üst üste kullanılması gerekiyor. Çünkü 1-2 gün ancak çıbanın olgunlaşmasını sağlıyor. Daha sonra bunun deşmesine yardım edecek. Dolayısıyla çıbanın dışarı akıtıp temizleninceye kadar devam edilmesine çok büyük bir fayda vardır. Bu lapanın en güzel tarafı, çıbanı deştikten sonra kesinlikle iz bırakmıyor. İçindeki iltihabı tamamen çektikten sonra içerisindeki alantinol maddelerinin yardımıyla yarayı hızlı şekilde kapatıyor. Ve kesinlikle iz, leke kalmıyor. Hazırlama safhasında beraber olacağız. Nasıl yaptığımızı beraber uygulayacağız ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Hangi kıvama geldiğini ve nasıl uygulaması gerektiğini ayrıca anlatacağım. Topladığımız sinir yaprağını önce bıçakla, aslında elle yapılırsa daha da iyi olur. Biz işi biraz hızlandırmak için bıçakla kestik. Şöyle istediğinizde ellerden bıçaksız da şu şekilde koparabilirsiniz. Bunu ufak şekilde doğradığımızdan miksere daha iyi yardımcı oluruz. Mikser zorlanmadan daha iyi çözer bunu. Normal şartlarda diğer lapaları biz kaynatarak yapıyorduk. Ama taze bitkiyi kaynatmamıza gerek yok.
Lapa'nın en büyük özelliği olgunlaşmamış, hızlı bir şekilde olgunlaştırıp vücudan atmasını sağlayan bir lapa. Bunları şöyle geniş bir kaba koyduktan sonra tabii bunun öncesinde yıkadık biz bunu, ayıkladık, diğer bitkilerden ayıkladık, temizledik. Şu anda sadece ıslaklığı var, yani yıkadığımız suyun ıslaklığı var, başka da bir şey yok. Yavaş bir şekilde bitki taze olduğu için içinde hem bitki kendi suyu var hem de yıkadığımızın suyu var. Dolayısıyla buna ekstradan bir sıvı ya da herhangi bir su katmamıza gerek yok. Sadece zeytinyağı çorbasına ekleyeceğiz. Bitkiyi bu duruma getirdik. Şimdi içine zeytinyağını koyacağız. Bitkinin oranına göre bir yemek kaşığı ya da yarım çay bardağı, artık duruma göre göz kararıyla koyacağız yağ. Bunu ezebildiğiniz kadar bildiğimiz çamur haline gelmesi gerekiyor. Gibi. Tam kıvama geldi. Zeytinyağı koymamızın sebebi hem vücuda yapışmasını engellemek için hem de tahriş etmesini engellesin diye koyduk. Aynı zamanda kendi öz suyunu da daha hızlı bir şekilde salmasını sağlıyor. Lapamızı, daha doğrusu sinir yaprağını iyice makineden, mikserden geçirdikten sonra içine zeytinyağı koyduk ve bu şekil aldı. Bunu hiçbir işlem yapmadan direkt çıbanın üzerine uygulayacağız. Çıbanın büyüklüğüne göre eğer olgunlaşmamış, yani yeni çıkan çıbansa onun olgunlaşması için belli bir süreç lazım. 2 gün, 3 gün üst üste aralıksız 8 saate bir değiştirerek üzerine koyarsanız çıbanı hızlı olgunlaştırır ve bunu patlatıp içindeki bütün o cerahatın almasını sağlayacak. Sinir yaprağı lapasının en iyi tarafı çıbanı değiştikten sonra içerisindeki iltihabı dışarı akıtıyor ve İçindeki alantinon maddesinin yoğunluğu nedeniyle hücreyi yenileyip o bölgeyi tamamen kapatıyor. İz bile bırakmadan kapatıyor. Halk arasında özellikle eczanelerde satılan kara sakız dediğimiz bir merhem var. O merhem patlatır fakat iz bırakıyor. Bunda öyle bir şey kesinlikle olmuyor. Düzenli kullandığınızda yaranın çapına göre şu şekilde kullanılması gerekiyor. Bir çıbanın üzerini kaplayacak şekilde etrafında da iyice bu şekilde elinizle bastırarak çıbanı tamamen bitki içerisine kaybedeceksiniz. Yani lapanın içinde kaybolacak şekilde üzerine koyduktan sonra üzerine sargı bezi, sargı bezinin üzerine de streçle bağlayın ki hava almasın. Birçok kişinin yaptığı en büyük hata bu bitkilerin yaranın üstüne gelmesini engelliyor. Yani sargı bezine sarıp daha sonra çıbanın üzerine konuluyor. Bu çok yanlış. Çünkü gördüğünüz gibi içerisinde hiçbir medikal yok. Özellikle zeytinyağı koymamızın sebebi de cildin tahriş olmasını engellemesi. Dolayısıyla rahatlıkla koyabilirsiniz. Sadece süreci iyice koruyun. Sargı bezinden sonra streçle iyi bağlarsanız bu hava almasını engelleyip hızlı bir şekilde onun deşmesini ve dışarı akıtmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi lapamız tamamen doğal. Bu çok hızlı ve herkesin rahatlıkla kullanabileceği, hiç kimsede de bir tahriş etme özelliği kesinlikle yok. Herkesin yapabileceği, bulabileceği bir bitki. Dolayısıyla rahatlıkla yapabilirsiniz ve muazzam bir şekilde faydasını görürsünüz. Hem kısa sürede ağrınızı alır hem de çıbanı olgunlaştırıp dışarı akmasına çok büyük bir destek verir. Evet arkadaşlar, bugünkü lapa dediğim gibi çok hızlı ve çok etkili bir lapa. Lapanın yapılışını beraber gördük ve hazırladık. Dolayısıyla çok basit bir yöntemi, hazırlama yöntemi. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz.
birçok bitkiden, birçok medikal ilaçlardan çok daha etkili ve sağlıklı bir yöntem. Bugünkü videomda bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.